6 yıl önce torununun teşvikiyle Elazığ'da pikapla sokak sokak gezerek atık durumda defter ve kitap toplayan Erdal Gezeroğlu, kullanılmayacak durumdakileri geri dönüşüme verirken kullanabilecekleri de ücretsiz olarak öğrencilere ve kütüphaneye hediye ediyor. Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Erdal Gezeroğlu, 11 yaşındaki torununun sözleri üzerine pikabıyla sokak sokak gezerek kullanılmayan kitapları ve defterleri toplama kararı aldı. Altı yıldır kendine ait pikabıyla her gün düzenli olarak il merkezinde bulunan mahallelerde anons yaparak kullanılmayan ve çöplere atılan kitapla defterleri toplayan Gezeroğlu, kullanılamayacak durumlardakileri geri dönüşüme verirken kullanılabilecekleri ise ücretsiz olarak öğrencilere hediye ediyor. Bu işe 11 yaşında annesi olmayan bir torunum var. Onun teşvikiyle başladım. Kitaplar çöpün kenarındaydı. Aldı, arabaya attı. Dedim, kızım ne yapacaksın bunları? Dedi, baba dedi, bunları geri dönüşüme verelim. O şekilde başladı. Daha da artık bir ay boyunca yapacaktım bu işi. Söz vermiştim kendisine. Ama bu senenin 12 ayına döndü. Hemen hemen 6 yıldan fazladır da yapıyorum bu işi. Gezeroğlu bu sayede hem para kazanıyor hem de öğrencileri mutlu ediyor. Yaklaşık olarak 6 yıldır bu işi yapıyorum. Şu ana kadar 1 milyonun üzerinde kitap toplamış. Yaklaşık yüzlerce öğrenci benim desteğimle kitapları ücretsiz olarak benden alıyorlar. Aynı şekilde ücretsiz olarak da veriyorlar. Sabah yaklaşık saat 10 civarı, halkı, vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde saat 10 civarında başlıyorum işe. Akşam 7'ye kadar da devam ediyor bu şekilde. Baskil'de kaymakamlık tarafından, emniyet müdürü tarafından bayağı destek gördüm oradan. Şu ana kadar birçok kitap toplayan ve herkesi kitap okumaya teşvik eden Gezeroğlu, kitapların içinde unutulan fotoğraf ve paraları sahiplerine teslim etmek istediğini söyledi. Yani pek olmuyor ama köylerde çoğunlukla oluyor. Şu anda çoğu tablette, bilgisayarda veyahut cep telefonunda. Ama ben onları benimsemiyorum. Kitap okumaları daha iyi olur bence. Kitapların arasında bazen özel şeyler çıkıyor, resimler çıkıyor, para çıkıyor. Bunları da sahiplerine ulaşamıyorum. Hatta parasını kitaplar arasında bırakan vatandaş varsa bizzat bana ulaşsın.